Evren görünmeyen bir dilin taşıyıcısıdır. Ve bu sessiz dil bazen matematik, bazen bir insan, bazense içsel konuşmalar olarak bağlantı kurma sürecinde önemli bir rol oynar. Metafizik ve hermetik öğretiler evrenin bu sessiz dilini anlamanın ve kullanmanın hayatımıza anlam katmanın yolu olduğunu savunur. Bu makalede evrenin sessiz dilini çözmek ve bu bağlantıyı güçlendirmek için kullanılan çeşitli mistik yöntemleri keşfedeceğiz. Bunlardan ilki meditasyon. Evrenle iletişim kurmanın en temel yollarından biri meditasyondur. Meditasyonu kıymetli yapan özellik ise zihni sakinleştirme, içsel sessizliği ve o sessizliğin içinden gelen görseller, sesler ve hislere ulaşmaktır. Bu düzeyde derinleşmiş bir meditasyon, mesajları anlamanıza yardımcı olan en önemli yollardan biridir. Ayrıca meditasyon, bireyin enerji alanını ve aurasını dengeleyerek, evrenle eş frekansa yaklaşarak daha derin bir bağ kurmaya olanak tanır. Evrensel frekanslar. Hep duyduğumuz gibi her şey enerjiden oluşur. Ve her enerjinin bir frekansı vardır. Yaratılışta bağlantı kurmak için evrensel frekansları anlamak ve onu işletmek önemlidir. Örneğin sevgi ve şükran hislerinin frekansları evrenle olumlu bir bağlantı kurmamıza yardımcı olur. Bu frekansları öncelikle anlamak ve onu etrafa yaymak ve o frekansın içindeyken arzularımızı huşu içinde talep etmek, evrenin bize kendini açtığı yollardan biridir. 3. Rüyalar. Rüyalar, evrenle iletişim kurmanın kapılarını aralayan diğer önemli araçlardır. Bu durumlar, bilinç dışı dünyamızı anlamlandırma konusunda bize ilham olur. Böylelikle bilinç ve bilinç dışı arasında bir köprü görevi görür. Rüya sembollerini anlamak, evrenle daha derin bir diyalog kurmamıza olanak tanır. Fakat bu yol içlerinde en zorlu olanıdır. Çünkü aslında rüyalarda görülen her nesne ya da olay ya da kişiler kendine özgüdür. Bu sebeple biri için yılan olumsuz hisler yaratırken kimileri için bilgelik sembolü anlamına gelebilir. 4. Doğa ile bütünleşme. Evrenin sessiz dilini anlamak için doğayla bütünleşmek önemlidir. Doğanın ritmi evrenin temel frekanslarıyla her zaman uyum içindedir. Ormanda yürüyüş yapmak, deniz dalgalarını dinlemek veya dağların zirvesine tırmanmak evrenle doğrudan bir bağlantı kurmamıza yardımcı olur. Frekansımızın artması ile çekim yasası prensiplerini, arzu ve isteklerimizi kolaylıkla hayatımızda tezahür ettirebiliriz. 5. Sembolizm ve simgeler. Evren çoğunlukla semboller ve simgeler aracılığıyla iletişim kurar. Sembolizm bir düşünceyi, kavramı veya duyguyu simgeler aracılığıyla ifade etme sanatı veya yöntemidir. Semboller ise genellikle somut nesneler, figürler veya işaretlerdir. Ve soyut kavramları temsil ederler. Görünmeyen ve bilinmeyeni anlaşılır kılarlar. Bu nedenle sembollerin ve simgelerin anlamlarını kavramak bağlantımızı güçlendirir. Çünkü biz evrende yankı bulmuş sembolün ta kendisiyiz. Hepimiz evrendeki muazzam güç kaynakları olarak işlemeye devam ediyoruz. Ve kaynağımızla bağ kurmak en doğal güdümüz. Sonuç olarak meditasyon, evrensel frekanslar, doğa ile bütünleşme, semboller, simgeler hepsi evrenle bağlantı kurma sürecinde kullanılan araçlardır. Bu yöntemleri bireysel olarak keşfetmek ve uygulamak evrenle daha derin bir diyalog kurma yolunda atılan adımları temsil eder. Unutmayın ki bağlantımız bilinçli çaba ve niyetle güçlenir. Zaten yaratılışımızın amacı da bu bağı inşa etmektir.
Şimdilik sevgiyle kalın. Ben Teknoline.